İsterseniz bütün sesleri mutlu yapıp sonrasında şey yapalım. Tamam. Onu nasıl yapacağımı unuttum. Mut ol Aldım yaptım. mutlu ol var. Herkes Yes. Ondan sonra sana Astı Amut, Astı Amut. Sana ve Şükrü Hoca'ya gönderdim. Şükrü evet. Hocam, Amut için istek gönderdim. Bir daha gönderiyorum. Gelmedi mi? Geldi şimdi. Tamam. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Tamam. Saat Duyuyoruz. 19 başlayabiliriz hayatım. Tamam. Herkes Başlayayım mı? merhabalar. Hocam Başlayayım. ben bir tanıtayım, kısa bir tanıtma konuşması yapayım, sonra size vereceğim sözü. Herkese merhabalar. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Bu toplantı eğitim amaçlı kullanılmak üzere kaydedilmektedir. Çok değerli hocamıza geçmeden önce ekibimizi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. İsmim Alaaddin Bayrak. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği'nde asistanım. Dostluk görevimizi şu anda doçent doktor Kamil Sürü hocamız üstlendi. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz doçent doktor Hasan Kamil Sürü'nün inisiyatifiyle başlatılmış ve tüm asistanların ve bizden mezun olmuş uzmanların katkısıyla devam ettirilmektedir. Başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonların kapalı konumda tutulması, var olan soru ve görüşlerinizin Zoom programının chat bölümüne yazılarak sorulması gerekmektedir. Açık olan tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başında lütfen isim, soy isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocamızın konuşması bittiğinde yazmış olduğunuz soru ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatına uygun olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Moderatör olarak ben anlatılan konu ile ilgili tüm soru, katkı ve yorumları belli bir düzen içerisinde hocamıza aktaracağım. Bugünkü değerli konuğumuz Profesör Doktor Yusuf Şükrü Çağlar. Kendisi 63 yılında Ankara'da doğmuştur. 81 yılında Ankara Tıp Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başlamış ve 87 yılında mezun olmuştur. 87-94 yıllar arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 92 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde 5 ay süreyle nöroşirurji eğitimi almış. Aynı yıl Zürih Üniversitesi'nde Profesör Doktor Gazi Yaşargil'in yanında 1 ay süreyle mikrocerrahi eğitimi almıştır. Doktor Çağlar 94 yılında yardımcı doçent unvanı ile mezun olduğu üniversitede göreve başlamıştır. 98 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Arkansas Üniversitesi'nde omurga ve mikrocerrahi üzerine çalışmalar yapmıştır. 99 yılında doçent, 2005 yılında ise profesör unvanına sahip olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kliniği'nde ana bilim dalı başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Profesör Doktor Yusuf Şükrü Çağlar, Finlandiya Helsinki Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde misafir öğretim üyesidir. Türk Nöroşirurji Derneği, Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği ve AANS gibi prestijli derneklerin üyesidir. Ulusal ve uluslararası kongre, panel ve konferanslarda çok sayıda konuşması bulunmaktadır. Yine ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır. Bugün Profesör Doktor Yusuf Şükrü Çağlar hocamız bizlere foramen magnum lezyonları başlıklı bir konferans verecektir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Söz sizde. Ekran paylaşımını açabiliriz. Çok teşekkür ederim bu güzel sunum için beni gerçekten bazı şekilde mahcup ettiniz. Ben her şeyden önce özür dilemek istiyorum. Geçen sevgili Kamil'in bu eğitimimizde gerçekten klasikler arasına soktuğu online programda maalesef teknolojinin azizine uğrayıp bu augmented reality ve virtual reality ile ilgili yaptığımız vakaların önemli bir kısmını, işlenmiş şeyleri kaybettiğimiz için sunamamıştım. Bu sunumun sonunda kısaca değineceğim. Ben daha çok severek ameliyatlarını yaptığım başka bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle foramen magnum lezyonuna nöroşirurgikal perspektiften bakmak istiyorum. Niye nöroşirurgikal perspektif dediğimde konuşma akışı içinde vurgulayacağım. Mikrocerrahi işte beni burada yetiştiren, ona el veren, elimize bıçak veren çok sayın hocalarım da dinliyor. Gerçekten onun için onur. Bekir Hoca, Nihat abi biraz önce gördü. Şimdi foramen magnum bildiğiniz gibi kraniosakral bileşke. Bileşkeler her zaman
zor yerler bütün aslında vücut anatomisinde. Foramen magnum da bu kraniosakral bileşken aslında bir ucu. Occipital kemiğin bir parçası, squamous parçası, bazal bir parçası var. Bir de yanlarda kondilleri var, oval şekli var. Oval şekli hepimizin gözünün önüne gelirse ön bölümüne göre daha geniş bir arka kısmı var. Ortada da o ön bölümde odontoid bildiğiniz gibi yer alıyor. 3,5-3 santim çapında bir delik ama anatomisi tekrar tekrar kemiğine bile baktığımızda o kadar çok hayati vasküler ve kafa çiftleri başta olmak üzere venöz arteriyel yapılar ve tabii ki orta dinle medulla spinalis medulla oblongata'yı düşünürseniz cerrahi olarak oryantasyonu deneyim, tecrübe ama daha önemlisi kadavra diseksiyonu çalışma gerektiriyor ve her ameliyattan önce ben makete veya bu elimizdeki spesimenlere tekrar tekrar bakıyorum. Çok değişik patolojileri aslında burada görmek mümkün ve bunların birçoğuna inop denip geçiliyordu. En çok bizim aşina olduğumuz herhalde bu osodontoidumdan başlayan atlas asimilasyonları, baziler invajinasyon ki şimdi günümüzde bunlar Chiari'lerle de birlikte değerlendirilmeye başlandı bildiğiniz gibi. Atlantoaksiyel instabilite travmatik veya konjonital olabiliyor. Enfeksiyonlar burayı çok seviyor. Tüberküloz var, Griesel sendromu var. Bu konuda çok yayın yaptık. Türkiye'de bu retrofaringeal yolla yayılan enfeksiyonlar yine bu odontoid çevresini ve magnum tarafını tutuyor. Ama en çok belki bizi cerrah olarak uğraştıran neoplastik lezyonları. Menenjiyomlar, kordomalar hepimizin herhalde meslek hayatında deneyimlediği lezyonlar. Metastazlarını görmeye başladık. Daha nadir patolojiler de çıkmaya başladı. Osteofibrom ve fibroz displazileri ben son yıllarda sık görmeye başladım. Belki MR'ın getirdiği bir yaygın kullanımıyla da erken tanınır oldu. Semptomları bu kadar daracık bir yerde, bu kadar hayati yapıları sıkıştıran koca bir tümör olduğu halde hepimizin yine klinist olarak gördüğü gibi aslında çok siliktir. Yani çok sessiz seyreder. Atipik şikayetleri vardır hastaların ve koinsidantal bulunurlar. Baş boyun ağrısı, uyuşma, paresteziler, nadiren dizartri disfaji ve bir de valsalva manemrası veya başka türlü ani hareketlerle oluşan senkoplar günümüzde tarif ediliyor. Cerrahi yaklaşımlar bizim asistanımızın başlarında anterior yaklaşımlara biz favori gibiydi, popüler gibiydi Crocard'ın. Ama posterior yaklaşımlar aslında biz foramen magnum etrafında çok cerrahi tecrübemiz vardı. Yalnız bu posterior magnum dekompresyonu yaptığımız lezyona genellikle küratiften ziyade dekompresif, palyatif cerrahiler gibiydi. Ama daha sonra kafa kaidesi cerrahisi leave the bone, remove the bone, leave the brain alone dedikleri felsefeye uygun olarak kemikleri bir ortadan kaldırmaya başlayınca baktılar ki foramen magnum ve içindeki yapıları en kolay aslında yaklaşma yolu lateral. Bu da far lateral dediler, kondiler dediler. Ama ben biraz sonra söyleyeceğim aslında çok basit bir yol. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı kapıya çıkıyor ve bizim de şu an foramen magnum lezyonlarında en çok kullandığımız yol. Ya tabii ki lezyonun yeri, boyutu bazen de cinsi değiştirebiliyor. Şimdi tarihsel olarak Crocard'dan bu yaklaşımı öğrendiğimizde Crocard bizim de misafirimiz olmuştu. Bayağı bir ritüeli olan bir cerrahiydi. Yani özel ekartörleri vardı. Yumuşak damağı kesiyorduk, asıyorduk hatta neraton sondayla. Sert damaktan, burundan çıkarıyorduk. Karşımıza çıkıyordu lezyon. Yani transoral cerrahi. Ama hastanın post-op çok gürültülü bir dönemi oluyordu. Ki zaten her hastada transoral yol yapılamıyordu aslında. Trismus'u olan bazı dental protezli hastalar da ya da büyük dilli ise yapılamıyordu ama post-op dönemde dili öyle bir şişiyordu ki ne beslenebiliyordu? Nazogastrik tüple besleniyordu bazen aylarca. Bazen hatta trakeotomiyle geziliyordu. İyileştikten sonra yani radikal cerrahi hep
biz yapmamıza rağmen, lezyondan kurtarmamıza rağmen hastada velofaringeal yetmezlik, yani yutma güçlükleri, distrojiler, temporomandibüler eklem bozuklukları kalıcı, sekel olabiliyordu. Bu arada endoskopi, sinüs cerrahisinde kulak burun ağızlar geliştirmeye başlanırken bizim bazı olgularda iyi bir aslında diyalogumuz vardı hep kulak burun boğazda. Skull bez cerrahisinde de çok ortak çalıştık. Maksimilotomiler ve fortosteotomileri hep beraber yapardık. O zaman bazı mangum lezyonlarına ya da mangum etrafındaki lezyonları bu endoskopla biyopsileri gündeme geldi ve beraber yapmaya başladık. Yani önce diagnostik amaçlı bu endoskopu kullandık. Endoskopi teknolojisi çok gelişti. Şu an 3 boyutlu endoskopi de var. Bizim eğitimimiz, özellikle ben kendim için diyorum, binoküler gözden görüp o Gazi Hoca'nın biraz sonra değineceğim, işte Nuran Hoca'nın da bize öğrettiği mikro cerrahide biz aslında 2 santimetrelik insizyonla o aynalar yardımıyla mercekler stereotaksik, stereotipik görüntü, yani 3 boyutlu derinlik hissiyle cerrahi yapma üzerine eğitim aldık. Endoskopik cerrahi ekrandan ameliyat yapma üzerine bir cerrahi ve derinlik hissini onların taktil dedikleri için başka bir duyuyla alıyorlar. Yani 2 boyutlu göz ekrana bakıyor ama 3. boyut elinizle derinlik hissini alıyorsunuz. Bu da bir eğitim süreci, learning curve gerektiriyor. Tabii bu eğitim sürecinde bizim en büyük şansımız, belki Nihat Hocam hatırlar, bu Nihat Hoca'nın bir odontoidektomi vakasıdır. Navigasyon eşliğinde yapmak oldu. Bu eğitim sürecini belki biraz daha kısalttı. Median Spoke Spital yaklaşımı hala kullanıyoruz. Hala biraz da modifiye ettik. Yine navigasyon yardımıyla. Bu Chiari için standart cerrahide hala kullanılan yöntem. Ama biraz sonra bu bir vaka örneği vereceğim. Buradan odontoidektomi dahi yapmak mümkün. Şimdi bizim için, benim pratiğimde, bizim genç arkadaşlarım benden daha çok çabuk yaptı artık bu yaklaşımda. Paramedian Spoke Spital yaklaşımdır. Bunun asıl adı. Burada lateral, far lateral yaklaşım ya da transkondiler de diyebilirsiniz. İnsizyondur her şeyin başı. Cilt insizyonu, mastoid tip. Bir parmağımız burada olacak. Mastoid tipten yukarı doğru nükleal hatta çıkacaksınız. Orta hattı bulacaksınız. Nükleal hattan vertikal insizyon C3'e kadar inecek. Şimdi bu cilt fileri doğru kaldırırsanız, bu sağ park bench pozisyonu. Park bench'e de 3 quarter prone pozisyon. Ve dikkat ederseniz biraz çene eleve. Niye eleve? Burada C2'nin o vertebral arterin içinden geçtiği transvers foramenini hemen palpe edebileyim diye. O da diğer bir landmark. Bu pozisyon, bu parkta yatan evsizlerin, parkta ayakkabısını altın, başının altına koyan evsizlerden esinlenerek aslında bu isim verilmiş park bench pozisyonu. Çok çok cerrahi için uygun bence. Mikro cerrahi ve endoskopi asistli cerrahi için uygun bir pozisyon. Pozisyondan sonra ense kaslarının diseksiyonu ve aşağıda kemik yapılar geliyor. Ense kasları, kemik yapılar, arada vertebral arter. Bu üçlüyü unutmayacağız. Şimdi bunun modifikasyonları var. Eğer siz oksipital kondili önden biraz rezeke eder, arkadan medyanı rezeke ederseniz, yarısını rezeke edersiniz ya da hiç rezeke etmeden jugüler foramene doğru gidersiniz. Suprakondiler olur, parakondiler olur ama pratikte turlarken bunların hepsi birbirine giriyor. Sizin exposure'ınız için bu kadar isimlendirmeye ya da şeye takılmadan direkt transkondiler diyorum. Ben oksipital kondilin medyalini biraz almak çok çok rahatlık veriyor ve foramen magnum için özellikle kribustan C2'ye kadar birçok şeyi ekspoze etmeniz için yarıyor. Jugüler tübertül bazen yukarı doğru çıkan vakalarda kondilden daha çok sizin önünüzü kapar. Onu iyi tanıyıp hipoglossal kanalın yanında onu turlamak önemli belki. Vertebral arter ve jugüler venler en önemli riskler. Adele filebini kaldırırken de yine bizim tecrübemizde şuraya ben renkli sütürler koyarım. Burnuna ve mastoidin pisternokloide mastoide yapıştığı şey mesela kırmızı kırmızıdır, keseriz. Ve genellikle bu yine bizim çok çok kitaplarda yazan spokesler üçgenleri tek tek aramaya diseke etmeyi
Hastada hemen hemen pratikte imkan yok. Biz amblok kaldırıyoruz. Yani musküler flebi amblok kaldırıyoruz cilt flebinden sonra. Mastoid ve nükleal çizgide biraz dikecek kadar adele veya tendon bırakacaksınız ama amblok kaldıracağız. Nereye doğru kaldıracağız? Genellikle laterale doğru sternokloid mastoid, trapezyum bir kısmı da bazen medyale yani enseye doğru devrilebiliyor. Bunlar devrildikten sonra elinizi attığınızda direkt C1 laminası posteriordan ve C2'nin vertebral arterinin içinden geçen o transvers foramenini palpe etmek lazım. Bu palpasyon çok önemli. Bu tüberkülü iyi tanıyıp iyi palpe ettikten sonra diseksiyon daha güvenli gidiyor. Tabii günümüzde navigasyon da var. Navigasyonu biraz sonra ameliyat sırasında göstereceğim. Bu palpasyonunu da size aynı zamanda teyit ediyor. Vertebral arteri görüyoruz. Spox'da kraniotomi veya kraniotomi mutlaka yapmak lazım. C1 arkusu ya da hemis arkusu alıyoruz. Vertebral arteri eskiden skeletize edip, yani burada gördüğünüz gibi şu grubu olup bazen de bu foramen olur. Anatomi çalışanlar iyi bilir. Bunu asar kenara çekerdik. Bu da aslında son derece gereksiz bir gereksiz bir ritüel gösteriş gibi geliyor bana. Çünkü lezyonların birçoğunda bunlara hiç gerek kalmıyor. Çok az olguda kondiller gerçekten önünüzü kapayabiliyor. Ortadaki gibi bir foramen ovale varsa ki bu çok nadiren karşımıza çıkıyor. Burada da medyanı turlamanız hiçbir instabilite sorunu getirmiyor. Dura insizyonunu vertikal olarak yapıyoruz. Yani oksipitalden, serebellumun önünden vertebral arteri doğru devirmek. Ama burada en önemlisi suboksipital bölgede vertebral arter etrafında hatta C1 ile C2 arasında ligamenlerden başlayan geniş venöz fleksüsler var. Bazı hastalarda o kadar geniş ki bunu Mehdi bir makalede Kenan Arnavutoviç de yazdı. Kavernöz sinüsü muadili der. Yani öndeki kavernöz sinüsü neyse arkada bu suboksipital bölgede vertebral arterde etrafındaki venöz fleksüsler neredeyse bir ikinci kavernöz sinüsü olur. O yüzden de bence oturur pozisyonda geçmişte hava embolisine karşı kateterle transözofageal doplerle hastalar uyutulması gerekiyordu. Şimdi örnek bir olgu. Bu 28 yaşında travma nedeniyle tetkik edilirken burada gördüğünüz gibi aslında bayağı kanal içine yer kaplayan yani başkası hani hastayı ilk gören hekimler aman sen hemen ameliyat ol felç olursun ölürsün dedikleri dediler yani lezyon ama bunların inanın büyük bir kısmı biz şimdi topluyoruz. Gerçekten böyle koinsidantal ya da minor semptomlarla çıkıyor. Yani menenjiyonlar özellikle çok yavaş büyüdükleri için. Şimdi biz bu hastaya sağ farlateral girdik. Videosunu göstereceğim. Bu CT anjiyo mutlaka yapmak lazım. Burada kondil için değil, vertebral arter için anjiyo yapıyoruz. Ki vertebral arteri insidantal injürlerimiz oldu ama süre edebildik. Bu yapacağımız kraniyektomi, vertebral arter, işte hissedeceğimiz yer. Cilt flebi dedim. Hasta sağ pol hep yüz anesteziye bakacak. C1 arkusu burada, oksipital kemik burada. Şimdi burada edit edilmemiş halde bir sürü hemoraj göreceksiniz. Şimdi cilt adele içinde burada oksipital arterlerden başlayan dallar var. Ve bazen bu dallar bildiğiniz gibi meningeal arter, posterior dalı bu aradan yani magnum kenarından C1 üstünden içeri doğru giriyor. Hani bunu çok öyle kavga edeyim diye fazla bipolarla tutmak bazen koparmasına neden oluyor ki intradural hemoraji sonra karşınıza çıkabilir. O yüzden sabırlı olup bazen elinizde bu glosin gibi şeyler yoksa bile bekleyip kompres edip beklemek belki daha doğru. Yani adeleden itibaren iyi ve yavaş gitmek lazım. Burada şematik görünümü adeleyi nasıl devirdiğimizi gösterdim. Şimdi turlamaya başladık oksipital kemiği. Navigasyon probuydu biraz önce hızlı geçti. Burada da Doppler'le arterler arterin V3 segmenti. Oksipital kemiği turluyoruz. V3 segmenti şurada hiç skeletize etmeye yani
vertebral arter önünde onu güzelce şöyle bir sarıp asistanlara göstermeye artık gerek yok. O kadar etrafındaki fibroz kapı bozmaya da gerek yok. Foramen magnumun kenarına geldik. Oksipital kemiği aldık. Çok büyük bir oksipital kremektomu yapmamışız burada. Bu daha çok menenjiyomların da iki tipi var. Kraniospinal, kranio-kavdal diye ya da spinokavdal diye büyümesinin ne tarafa doğruysa ayıranlar var ama pratikte sizin radyolojik olarak landmarklarınız neyi gerektiriyorsa o kadar kemik almak lazım. Kemik aldıktan sonra yine gördüğünüz gibi vertebral arterin sulcus içerisinde diseke ediyoruz. Yine Doppler'le kontrol ediyoruz. Vertebral arter zaten ipriminden belli. Diamond drill en güvenli. Kemik kesicileri tak ultrasonik kullanmadım. Yani onun da kullanılabilir. Navigasyon probuyla bakıyoruz. İşte bu söylediğim biraz önceki yubiler var. Bazı tümörler, lezyonlarda burayı iyi turlamak, kondili almaktan şuradaki daha önemli. C1'in hemilaminektomisini sağ yarısını alıyoruz. Kerisinler en güvenli yine. Vertebral arter önde hep. Arada onu gözetmek lazım tabii ki. Durayım. Kraniospinal arada ligamentler var. Dediğim gibi oksipital sinüsler de çok kalıyor. Burada siler klipler koymuşuz. Şimdi arak bölgenin altında belli belirsiz C2 çıktı. C1 rutu çıktı. Burada serebellum ve menenjiyom. Menenjiyom tabii ki hemen hemen her vakada önünüze yapışıyor. Ve magnum menenjiyomları yine büyük bir kısmında çok çok geç kalınmadı ya da olağanüstü bir şey olmadıysa araknoid klivajını kolay kaybetmiyor. Yani duradan besleyicilerine tabii öncelikle burada biraz hızlandırayım süre yetmeyecek. Sonra debulking yapıyoruz, bohçalıyoruz. Yani pons ve bulbus arasında ya da cerebellumda epiaraknoid boz akışı rahat pulsasyonu görüyoruz ama hiçbir zaman burada diseksiyona girişmiyorum. Yani müsaade etsin tümöre ben yol açayım, tümör kendi gelsin. Yani biraz orada sanki tabiatla bir diyalog var. Ben yol açıyorum, gelebilecek misin? Ama pons bulbusun arasında araknoid klivaj mı varmış orada? Bir şey varmış, pamuk sokmak için. Diğer menenjiyomların diseksiyonundan bence farkı burada. Sabır gerekli, debulking gerekli, füza çok yararlı. Pardon ben birden hızlandırdım herhalde şeyi. Başa geçtik ama şurada tekrar anlatacağım. Bu genç arkadaşlar da bana yardım etti. Ama yine şuraya geldik değil mi? Tümörün çıkarılış şeyindeydik. Füzeyle içini boşaltıyoruz. Devam ediyoruz. Burada C1, C2 rutlarını biraz göstermek istiyordum. Şimdi C1'in bildiğiniz gibi hiç sensitif dalı yok. Yani C2'nin ganglionu var. C1'in şurada dalına dikkat etmek lazım. C1 diyoruz ama spinal aksesuar sinirin de çok varyasyonları var. Ve spinal aksesuar sinir biliyorsunuz birçok dalını da bu medulla oblongata ve şeyden de alıyor. Medulla spinalis'in ön yüzünden de alıyor. Hatta bunların aralarında anastomatik sinir dalları, rutlar var. Bunu Ayşe dinliyorsa, sevgili Ayşe çok güzel çalışmıştı. Servikal rutların anatomisini güzel bir yazısı da var. Burada bir de dikkat edeceğiniz radiküler arterler eşlik ediyor bu C1 ve C2. Ki bu radiküler arterler anterior spinal artere ne kadar dal veriyor, ne kadar katkısı var? Onu tabii çok kestirmek mümkün değil ama medulla spinalis'in ön yüzü her zaman iskemiye en duyarlı taraf. Diğer bölge, en çok torakal bölgede olmak üzere. Yavaş yavaş debulking ediyoruz. Bu sevgili Melih'le yaptığımız bir vakaydı. Sabırla tümörü küçültüp en sonunda dediğim gibi bakın bu bile biraz beyin sapı için olmaması gereken bence traksiyon ama bıraktı tümör kendini. Tümöre bir doğum kanalı açtık doğacak.
Yani doğması lazım. C2 notunu çekiyorum. Yalnız biri hastamda bu spinal aksesuar siniri muhtemelen sakrifiye ettik deneyerek omuz düşüklüğü postop oldu. Yani onu mümkün olduğu kadar her rutletin kıymeti var bu bölgede. Bazen işte böyle doğum kanalından sizin de yardımınızla kolayca doğabiliyor. Ondan sonra durayı kapatacağız. Drenaj çok koymuyoruz. Eskiden boz süslü de hakikaten çok problemdi. Çok skal bez cerrahisinde ama şu an günümüzde bu hibin bulularla güzel dura yamalarıyla bunu artık pek görmez olduk. Durdurmadığım için herhalde tekrar şeyi atladı. Evet. Şimdi bir başka olguya geçeceğim. Pardon. Bu çok büyük gibi duran bir menenjiyom. Burada sol açtık. Niye? Çünkü hastada sağ hemiparezi var. Yani hastanın olgunun semptomuna ve de bu radyolojik olarak sağ sol çok bir şey demek mümkün değil ama biraz da klinik nosyonunuzu ve sens klinikle de hareket etmek herhalde en doğru. Sol da açtığını sağ bir de burada oksipital kemiği daha çok almamız gerek. Kafa içine uzanan parçası CT'de de gösterdim. Daha fazla hatta orada kriyumsa doğru hiperostatik bir parçası ama oksipital kemik. Hastanın yüzü anestezide. Hasta sol yan yapıyor. Tepesi bu taraf. Oksipital kemiği alıyoruz. Yine uzandırayım. Buradan C2 oksipital kemik bu aşağı burada kaldı aldığımız kraniyektomi. Şimdi servikal birin laminasını almaya başlıyoruz. Vertebral arter önde. Yavaş yavaş vertebral arterin önünde bu fibroz kafı kılıfı sanki onun kendi doğal bir şeymiş gibi, kılıfıymış gibi ekarte ederken, asarken koruyorum. Yani onu ayrıca vertebral arteri endarterektomi bypass yapacak gibi desikatize etmeye hiç gerek yok. Burada yine araknoidi, araknoid bıçağıyla açıyoruz. Göreceksiniz tümör daha kanamalı bunda. Biraz daha kanamalıydı. Yine aynı prensiplerle mümkün olduğunca beyin sapı ve şeyi travmatize etmeden tümörün de kanamalı tümörün de şişmesine dikkat ederek, şişmemesine dikkat ederek yani bir optimum hemostaz ve debulking derecesi olmalı bence. Ne birden çıkarayım bir anda tümörün bir ismim yavaş yavaş ya da küze çok bir şey yarıyor tabii. İyi bir küze bulunduğu tip menajyonlarda gerçekten cerrahinizin yüz güdücü olmasını sağlıyor. Domakası yine keserek aynı şekilde zaten. Bakın araknoid duruyor. Yani araknoidi bozmuyor bu menajyonlar. Kolay kolay. Çok yapışık bir iki vaka vardı. Onlar da rezili bırakmak zorunda kaldık. Ve postopu. Şimdi bu bizim en çok kullandığımız yaklaşım dedik. Şimdi bu hasta pardon videoyu durdurmayacak saat şeye geçiyor herhalde de. Ben yani durdurup geçmem lazım. Başa geçiyor. Bu da postopuş. Şimdi bu başka bir hasta. Bu artık porover magnumun üstünden ziyade klimus tümörü. Yani magnumda da var da beklemiş bir hasta. Kontrollerde işte bu hastanın da kliniğine baksanız herhangi bir şey yok. Yani baş ağrısı biraz piramidal trakt arazileri belki başlamış. Konjistantal bunun. Şimdi burada anterior yolu tercih ettik. Sphenoidsimiz müsait. Endoskopla klivusu aldığımız daha önceden vakalar oldu. Odontoidektomi de yaptığımız için. Baktık ki endoskopla üst ve alt sınırına ulaşacağız. İş lateral sınırlar. Şimdi lateral sınırlarda arteriyel diğer kesitleri de çalışırsanız ciddi bir şey yoksa önden içine girmek en azından ilk seansta akılcı gibi gözüktü. Bu da yine Meli'nin büyük bir kısmını yaptığı olguydu. Cem Metro'yla birlikte kulaktan. Şimdi burada navigasyon hakikaten çok işimize yarıyor. Biraz önce dediğim gibi yeni çıkan üç boyutlu endoskoplar da var. Ben denedim ama
hiçbir zaman bizim cerrahi mikroskoplar gibi değil. Balık gözü gibi biraz lensleri şeyi bozuyor. Burada üçüncü boyut elinizde ikisi ve navigasyon yardım ediyor. Intraoperatif CT de gerektiğinde kullanmak mümkün. Navigasyon ekranın bir köşesinde çıkıyor. O büyük avantaj. Ekrandan ameliyat yapıyorsunuz. Ekranın bir köşesinde de navigasyonla görüyorsunuz. Siz böylesiniz, tabanındayım. Klibusun dorsum sellaya doğru gidiyorum. Aşağıda daha şu kadar var. Tümörün içine girilmiş bile. Zaten menajyum. Yine aynı şekilde bu da bütün gün süren bir sabırla yapılan bir ameliyat. Tabii ki bunun kendi yeni endoskoplarda bu kanama kontrolü yapan kendi bipolar uçları var. Onlar çok güzel uzunluğu ve şeyi çok iyi açıları. Bakın burada göründüğü artık normal bir beyin sapı dokusu, beyin dokusu likör geliyor. Orada her zaman emniyetli bir alan bırakmak lazım. Tabii ki o Simpson grade'ine göre diğer menajyonlar gibi olmasa da bu hastada da postopunu göstereceğim. Epeyce radikal bir cerrahi başardık diyebilirim. Sonunda bunun fasciayla tamiri gerekiyor. Bost üstülü işte en çok korktuğumuz komplikasyonlarda hala tür girişimlerde. Evet, bu da postopu. Tabii daha kontrast şeyleri var belki ama gayet bence güzel bir cerrahi. Bu baziler invajinasyon olgusu. Biz bu olgularda aslında endoskopla odontoidektomiye başladık. Biraz önce söylediğim transoral cerrahi, odontoidektomi sonrası dekompresyon yapmışız. Ama bu posteriori yolladık. Bakın oksipital kemikten girip odontoidi tamamen temizlediğimiz oldu. Bunun ameliyat videosu da işte bu augmented reality videolarının olduğu şeyle gitti mikroskopta. Ama buna benzer başka bir olgu var. Metastatik tümör olgusu. Buna da hiç uğraşmadan direkt posterior girdik. Yani fazla iki iş yapmamak için. Bu nasıl stabilizasyon yapacağımızı önceden planları ona göre çünkü vidaları atıp bazı vidaları sonra atıyor. Burada göstermek istediğim C2'nin pedikülünden tabanından metastazın olduğu odontoide kadar posterolateralden hakim oluyorsunuz. Yani mikroskopun görüntülerinin bir kısmını elverişli olsa endoskopun açılı ucuyla da baktığınız zaman neredeyse karşı taraftaki tümörü çıkarmanız mümkün. Burada sonuna geleceğim. Tümörü sağdan girip tamamen çıkarmak mümkün oldu. Sonuna geldi. Bu şeylerin plan konulmasından önce evet şuradan yakalayabilirsek neredeyse şurada medulovlar hemen artık kordun ön yüzüne döndük. Odontoidi eksize ediyoruz artık. Ve odontoid metastaz tümörlü odontoidi. Burada şeye geçiyorum. Daha sonra oksipital kemiği yerleştirdiğimiz bizim kullandığımız o insert alsak vidaları ki bu özellikle tümörlü radyoterapi olan hastalarda en sağlam vida. Bu bunların ters olduğu için yüzü durayla kemik arasında geniş yüzey yüzeye temas ediyor ve dışarı çıkması hemen hemen imkansız atması. Diğer kemikler atıyor. Bu en sonunda stabilizasyon yapmamız gereken bir olguydu. Hem posteriörden aldık hem anteriörde odontoidini aldık.
bu kondille artık alakası yok. Bu direkt C1, C2 instabilite demek. Ama C2 elemanları tümörlü olduğu için oksipite uzatmamız lazım. C1, C2 yetmiyor. Stabilizasyon sonrası bu hastanın ne kadar sağlam tuttuğunu gösteriyor ki arkadaşlar. Neredeyse hastayı kaldırıyor vidada. Bu postopu gördüğünüz gibi tamamen temizledik oradaki vidaları ama diğer kesitlerinde vermek lazım. Sol girdiğimiz ve kondili dikkat edin. Bu intraoperatif CT'nin faydaları yani hiç bozmamanıza gerek kalmıyor birçok olguda. Bu Hakan Tuna'yla beraber yaptığımız bir olguydu. Hakan'ın zaten bu diseksiyonlarda da çok büyük tecrübesi vardı. Ona çok yardım ediyor anatomide. Sağdan iki taraflı nöronom dikkat ettiğiniz gibi. Travmatik iki taraflı nöronomu çıkardık. İntak çıktı aslında. Bu yayınlanmıştı da o zaman. Şimdi en son sevgili Kamil'e verdiğim sözü inşallah daha iyi tutacağım. Şimdi bu sanal gerçeklik nöroşirurji de var artık. Var pek çok. Her spinal merkezin bir virtual augmented assisted ameliyatı da var. Bizim aslında 3 tane beyin ameliyatımız var. Ama üçünün de hard diski hem mikroskobun hard diskini hem çok kompleks belki programlar olduğu için bizim bilgisayarlarda sorun yarattı. Bu neye yarıyor? Bu yine işte marguma doğru bir tümör. Kırmızıyla boyamışız. Kiyaz var. Kat kat ameliyattan önce arkadaşlarınızla, asistanlarınızla çalışmanıza, oryante olmanıza yarıyor. Yani normal anatomiyi zaten iyi bilmek lazım. Ama bakın bu yüzeydeki hastaya özgü kortikal venlerden yani bir çeşit hastaya özgü navigasyondan. Marguma doğru gittiğimizde ventriküller işte tümörün neresinde. Bu görüntüler dönüp dönüp bakabiliyorsunuz. Tabii bu gözlükten görünüyor. Bunu bizim ortama nasıl aktardığımız bizim kendi çalışmamız. Onun da ayrı bir araştırma konusu. Ama burada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tümörün etrafında hem fiber traktografi var hem vasküler yapılar var hem optik yazma var. Şu tümör kat kat önceden ya da ameliyat sırasında dönüp dönüp bakıp İçine girip bu şeyin modelin önünden bakıp arkasından bakıp çalışmanız mümkün. Tabii bunun üzerinde ameliyat yapmak diye bir şey söz konusu değil. Bu ameliyatın öncesinde, ameliyat belki sırasında dönüp bakabileceğiniz bir yöntem. Bu aslında augmented reality de değil, mixed reality. Yani içine biz bir şeyler de yerleştirmişiz. İşte burada traktografiyi koymuşuz mesela. Ama ben kortikal insizyon yapacaksam nereden hangi ben geçiyor onu bir daha dönüp bakabiliyorum. Bu ben o bense ben şimdi neredeyim diyebiliyorum. Yani navigasyon ve şeye rağmen. Tabii bakın burada tümör. Şurada bir fiber traktografi yapmışız. Bunlar daha gelişecek, gelişmeye muhtaç. Eğitim için anatomi laboratuvarlarında ya da PLOP Emre çok güzel çalışmaları var. Kendini üç boyutlu modelleme bizim klinikte de yapan arkadaşlar var. İhsan arkadaşımızın cep telefonuna bir aplikasyonu var. Onları ben artık anlayamıyorum çoğunu ama bunlar da zamanla pratiğimize girecek. Yalnız tabii şimdi çok pahalı ve bizim sırf projeye dahil olduğumuz için Almanlarla proje çerçevesinde demo olarak getiriliyor. Türkiye'de rejistrasyonları da yok henüz bu gözlüklerin ve şeylerin. Sonuç olarak ben yine şeye döneceğim. Bizim cerrahimiz posterolateral transkondilar yaklaşım magnum lezyonlarında pek çok lezyon için çok iyi bir yaklaşım. Pek çok lezyonu iyi anatom biliyorsanız, iyi mi? Mikro cerrahi eğitiminiz varsa, iyi bir mikroskopunuz varsa radikal küratif ameliyatlar yapmanızı sağlıyor. Yaklaşım modifikasyonları olabiliyor lezyona göre. Zaten buna tailored surgery yani eskilerin terzilerin terimidir tailor İngilizce'de biçilmiş hastaya göre bir şey biçeceksiniz. Ona göre cerrahi kondili ona göre alacaksınız.
Tabii ben yine şunu vurgulamak istiyorum. Bunlar hep araçlar, yani tools. Yabancılara sunarken bunu hep söylüyoruz. Bu neler, navigasyonlar hepsi augmented reality'deki tool. Yani amaç tabii ki augmented safety. Yani safety bence tedavi de içeriyor hasta için. Ama teknik mikro cerrahi. Burada da Gazi Hoca'nın tabii ki katkıları, hepimizin minnetle duyduğu katkılarını anmadan geçemeyiz. Kendisine minnettarız. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam bizler çok teşekkür ederiz. Çok güzel, kısa ve öz bir sunum oldu. Derli toplu. Ben soru ve cevaplara geçmeden önce kendim bir şey sormak istiyorum size. Şimdi daha çok far lateral yaklaşımın, daha uygun olduğunu söylediniz birçok lezyon için. Bir vakada klibusu özellikle tutan 49 yaşında bir hastanın görüntüleri vardı. Orada anteriyordan endonazal yaklaşım yapmıştınız. Şunu merak ediyorum. Posteriyordan far lateral olarak anteriora ne kadar ulaşabiliyorsunuz? Yani nerede karar veriyorsunuz anterior veya posteriordan girişim adına? Evet. Şimdi kat edeceğiniz yerde mesela lezyon size son metastaz tümöründe, odontoidektomide lezyon servikal 2'nin pedikülünden itibaren metastatik lezyon magnum kenarından uzanıyordu. Yani lezyonun içinde kaldığınız sürece öne kadar gidiyorsunuz. Ama o endoskopik girilen vakada klibusun yerleşmiş geniş tabanlı menajyumun arkasında artık medulla oblongata'dan tutun mezensefalo neredeyse çıkıyor. Sizin posteriörden kat edeceğiniz highway yol yok. O kombine edilebilirdi o vaka. Yani hem endoskopik anterior hem şeyle lateral yolla kombine edilebilir. Ama pür posterior orada son derece riskli. Yani anatomik yapıları önceden gözünüz önüne getirirseniz kesinlikle önerilecek bir yol değil. İkinci sorum da olacaktı zaten hocam. Kombine yapılamaz mıydı? Nasıl olurdu filan diye. Kombine yaptığımız olgular var. Kombine evet. İki seansla yapılan var. Tek seansla yapılan var. Kombine hani radikal şimdi biliyorsunuz hani çok tartışma başka yerlere gidecek ama kordoma olsaydı belki kombine tercih edilebilirdi. Biliyorsunuz kordoma'da ne proton beam bile artık tartışılıyor. Kordoma'da yani tek bir atış şansınız var. Kemiği turlayabildiğiniz evet. kadar turlayacaksınız. Bunu endoskopla yapamazsınız. Klibus'ta kalan bölümünü belki lateralden, belki transoral bile düşünülebilir. Ki bu endoskopun bir kısmı endonazal ama transoral giriyor. Yani orofarenks dışında, nazofarenks dışında orofarenkse iniyor endoskop. Teşekkürler hocam. Soru ve yorumlar geliyor. Alaaddin. Efendim. İstersen bir iki soru al. Teşekkür. Sonra Talat abinin bir konuşma isteği var. Tamam. Ona şey yapalım. İstersen iki tane bir şey al. Yorum soru al. Tamam. Bizim kliniğimizden Doktor İsmail Ertan Sevin. Hocam bu mükemmel sunum için teşekkür ediyorum demiş. Yaşar Bilge. Kusura bakmasınlar, ünvanları ve çalıştıkları yerleri yazmadıkları için bir şey diyemeyeceğim. Sayın hocam çok teşekkür ederim demiş. Nurperi hocam mükemmel sunumunuz için teşekkürler demiş. İsterseniz Talat hocanın mikrofonunu açalım. Onun katkısını alalım. Sonra teşekkürlerle devam edeyim ben. Atacan Bey herhalde siz sosunuz. Yüksek oldum hocam. Hazırız şu an. Evet. Açıldı sesi. Evet hocam mikrofon açıldı herhalde. Açıldı galiba, duyuyor musunuz? Evet hocam, buyurun. Görüntü gelmiyor abi. Görüntü gelmiyor. Görüntüyü de açtım. Geldi mi bilmiyorum. Geldi. Talat hocam. Sevgili Şükrü, ağzına sağlık, eline sağlık. Gerçekten büyük bir zevkle dinledim. Benim de çok sevdiğim bir bölge. İzin verirsen birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçekten cerrahiler de çok güzeldi. Kendi yaptığım ameliyatlardan bir iki trik söylemek istiyorum arkadaşlara, uygun görürsen. Bir de
Bu bölgenin cevvesine çok katkıda bulunmuş Bernard George'u yakında kaybettik. Onu da saygıyla anmak isterim. Rahmetli oldu kısa süre önce. Profesör Bernard George, Le Rebozier Hastanesi'nde. Hakikaten çok emeği verdi Foreman Magnum'a. Benim söylemek istediğim, ben de tamamen senin gibi yapıyorum. Yani ensizyon da aynı, yaklaşım da aynı. Vertebral arteri bulmakla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Vertebral arteri doğru giderken atlasın laminasını inferiordan sıyırırsa arkadaşlar, vertebral arter orada yok. Ondan sonra superior kısma geçip sulcus arteriosus'u kemik üzerinde bulurlarsa vertebral arteri yaralama riski hemen hemen olmaz. Yani direkt C1'in üstünden giderek diseksiyon yapıldığı zaman yaralanma riski var. Altından gidip altından tamamen sıyırıcıyla sıyırdıktan sonra superior'a geçerlerse daha iyi olur. Bir ikincisi, söyledin mi, kaçırmış olabilirim. Dentat ligamanı kesmek çok rahatlatıyor. O bölgede. Bir üçüncüsü, 12. sinir beni hep endişelendiriyor. 12. siniri çünkü tümörün altında ve önünde kalabiliyor. 12. siniri bulana kadar ben hep bir sıkıntı çekiyorum. Bilmiyorum, onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Evet, aşağı yukarı bunları söylemek istiyorum. Gerçekten o son gösterdiğin tamamen anteriorda yerleşmiş vakka çok zordu. Benim endoskopi tecrübem yok. Yani ben de olsa ne yapardım bilmiyorum. Yani favlateral hakikaten çok kolay çıkacak bir şey değildi. Yani kabaca onları söylemek istiyorum. Bir de vertebral arterin duvasını ben böyle O şeklinde kesiyorum. Biraz kenara alıyorum, çok asmasam da. Belki 1-2 milimetre kazandırıyor. Dediğin gibi kondili ben de hemen hemen artık hiç dirilemiyordum. Eskiden diriliyordum. Jugüler tüberkülü sen işaret ettin. Orayı biraz dirillemek iyi olabiliyor. Ona aynen katılıyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Sevgili Tarık, çok doğru şeyler. Dentat ligaman, evet, kesiliyor. Benim de dentat ligaman keseceğim diye mi acaba? Bir tane omuz düşük hastam, hep onu düşünürüm. Spinal aksesuara çok dikkat etmek lazım. 12. siniri. Hipoglossus kanal, bir de şimdi nöromonitorizasyon bize yardımcı, evet, oluyor. Yani eskiden ben de zorlanırdım ama nöromonitorizasyonla iyi bir nöromonitör ekibi bize çok yardımcı oluyor o konuda. Bernard George tabii ki senin de evet, ben Türkiye'de ilk senden gördüm. Bu yanına gitmiştim ben. Evet. Falan, Bernard George'un vertebral arter, evet, çalışmalarıyla siz getirdiniz İstanbul ekibi olarak. Evet. Ben senin sunumlarını da hatırlıyorum. Gerçekten vertebral arterin belki cerrahisinde çok katkıda oldum Magnum'un da. Katkıların için çok teşekkür ederim. Bir de izin verirsen bir soru sormak istiyorum. Ben C1'i kesmiyorum ama kesenler var. Hatta bizim yani Türkiye'den böyle bu işi iyi yapan arkadaşlarımızdan bazılarının video sunumlarında görüp sormuştum. C1'i kesiyorlardı. Sen kesiyor musun C1'i, C1 kökünü? Sen de kesmiyorsun değil mi? Kesmiyorum. Kesmemeleri. Şimdi şöyle yani posteriörden vida atarken C2'yi kestiğim çok oluyor. Evet. Ama burada tümör zaten yani o senin zaten çalıştığın dokunun bir şeyi. Evet. Doğru. Yani, travmada şeyde C1, C2 Harms tekniğinde şey Atılgal tekniğinde bazen kesmek zorunda kaldık. O şeyler yoktu o zaman. Tabii skopi çok göstermiyor falan. Ama C1, C2'yi kesmiyorum. Kesmeyi de çok yani doğru bulmuyorsun. Doğru bulmuyorum. Dediğim gibi postoperatif hangi hastada ne çıkacağını da her zaman bilemiyorsunuz. Bu bölge çok, evet, değişiklikleri var. Yani
Hani onu dedin ya, augmented safety dedikleri kavramda hastanın kirül yanında memnuniyeti de artık çok tartışılır oldu. Bir de son bir soru daha soracağım. Özür diliyorum, meşgul ediyorum ama senin mikroskobunda da şey var, endoskop var. O 45 derecelik endoskop. Keva. Onu ben Foramen Magnum meningiomalarında kullanıyorum. Böyle öbür tarafa vertebra baziler bileşkiye bakmak için. Bazen anteriospinal artere bakmak için. Bilmiyorum, o konuda da bir cümle söylersen çok mutlu olurum. Aynı şeyle bu odontoidektomi metastazı değil de travmatik odontoidektomi onunla yaptık. Travmatik odontoidektomi de çok işe yaradı. Travmada çok iyi, ama bu hastada çok kullanamadık. KBB'cilerin biraz daha az açılısını kullanabildik. Evet. Devamı evet. Biraz kısa kalıyor bazen. Kısa ve biraz da 45 derece olduğu evet. için zor tabii. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Şahane bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Alaaddin, Melih Bozkurt hocamız da söz istiyor. İstersen birkaç teşekkür ve şey daha soru daha. Tamam. Ondan sonra Melih Bozkurt hocaya da bir söz veriyorum. Tamam. Adalet Hanım, gururla izliyorum. Emeklerinize teşekkürler demiş hocam. Bizim kliniğimizden Profesör Doktor Ayşe Karataş. Teşekkür ediyorum abi. Her zamanki gibi çok eğitici bir sunumda. Elinize sağlık demiş. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Ömer Polat. Şükrü hocam, emeğinize sağlık. İyi ki camiamızda sizin gibi hocalarımız var. Ülkemizin geleceği aydınlık demiş. Erhan Türkoğlu hocam. Hocam çok teşekkürler demiş. Orhan Mehmet Hanlı. Hocam elinize sağlık. Çok güzel eğitici bir sunumdu demiş. Trabzon Karadeniz Medical Park Hastanesi'nden Doktor Güngör Usta. Hocam hayranlıkla izlediğimiz bir sunumdu. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Ekibinizden sevgili Melih kardeşime de çok selamlar demiş. Melih hocam söz istemişti. İsterseniz mikrofonunu açalım. Atacağım bir. İşte gün oldum hocam. Hocam buyurun. Teşekkürler. Öncelikle Şükrü hocama bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Nihat hocam, Bekir hocam, Talat hocam, büyüklerime saygılar sunuyorum. Bütün arkadaşlarıma selamlar sunuyorum. Şimdi bu yaklaşım olayı, Talat hocamın da sorusu, sanıyorum moderatörden de o soru geldi. Üçüncü case, niye endoskopik tercih edildi, niye farlateral tercih edilmedi? Şimdi o üçüncü vaka bir clivus meningiomu. Şimdi üç tane potansiyel yaklaşım seçilebilir ona. Retrosigmoid, farlateral ya da anterior yaklaşım. Şimdi farlateral yaklaşımda klasik olarak klibusun alt 1/5'inden üstündeyse, yani 4/5'ine ya da 3/5'ine, ki bu dorsum sella'ya kadar uzanıyordu, farlateral yaklaşımda gitmek zor. Retrosigmoid gelinirse, filmlere dikkat edildiği zaman, şimdi buradaki sorun şu: bu yaklaşımda cerrah, kafa çifti, tümör. Tercih ne olacak? Cerrah, kafa çifti, vasküler yapılar, tümör. Şimdi retrosigmoid gelin. Buna tabii lateral skull ve transotik yaklaşım da bir alternatif olabilir. Hastanın her iki taraf şeyi intact. 8. siniri intact. Dolayısıyla böyle bir tercih otomatikman gündemin dışında kalacak. Dolayısıyla burada bu skull base yaklaşımlarındaki ana mantık ne? Mümkün olduğu kadar nöral, vasküler yapıları ve periferik sinirleri, yani kafa çiftleri, alt grubu en son görmek. Dolayısıyla endoskop tercihi dorsum sella'dan, foramen magnum'u hakimiyet açısından o yüzden seçildi. Talat hocamın görüşüne katılıyorum. Video editinde şimdi C1'den vertebral artere nasıl gidilir? C1'den vertebral artere, Talat hocamın da altını çizdiği gibi, alttan palpe edilerek gidilebilir. C1-2 arasından vertebral arter doplerle takip edilip daha sonra C1'in üstüne gidilebilir. Yine Talat hocanın bahsettiği gibi C1'in laminası iki formdur. Midline'dan, yani orta hattan laterale doğru yaklaştığınız zaman, elinizle palpe ettiğiniz zaman C1 künttür. C1 sivrileştiği yerde burada artık sulcus arteria vertebralis başlamış demektir. Talat hocamın da altını çizdiği gibi o keskin hattı izlediğiniz zaman koter bırakılacaktır. Dolayısıyla Talat hocam altını çizdi, çok teşekkür ediyorum. O koter medial 1/3'ündedir. Elle palpe edilip
Çünkü 1-2'de şöyle bir şey de var, dezoryantasyon yaşanabiliyor. Çünkü 1-2'deki vertebral hizasıyla 0-1 arasındaki vertebral hizası aynı değil. Daha bir 4-5 milim daha medyalde 0-1. Dolayısıyla 1-2'den yaklaşmanın da öyle bir dezavantajı var. Dolayısıyla elle palpe edilip künt tarafı koterle gidilebilir ya da superiostal gidilebilir. Ama şeyden sonra kesinlikle künt gidilecek. Vertebral arter mobilizasyonu, bu tanımlar çok tabii şey, vertebral arteri mobilize ederseniz buna ekstrem lateral deniyor. Sanırım dünya üzerinde artık kimse vertebral arteri mobilize etmek gibi bir derdi yok. Zaten kocaman tümör yeri var. Diğer kondilde işte jugular tüberkül ya da jugular proses. Mesela jugular proses devreye girince glomus jugulare için o şart. Jugular bulbu, buna parakondilar yaklaşım deniyor. İçeriden jugular prosesi olunca buna da juxtakondilar deniyor ama bunların terminoloji çok çok bence de gereksiz. Dolayısıyla bir üçüncü vakadaki approach seçiminin amacı kafa çiftini ve vasküler yapıyı en arkaya almak. Bir iki problem daha özellikle foramen magnumda söylüyorum. Non-dominant vertebral arter %40, midline lezyonu. Tartışma konusu dominant vertebral arter tarafından mı gelelim, non-dominant tarafından mı gelelim? Bence dominant taraftan gelelim. Bir şey olursa elimizin altında olsun. Diğer, burada tartışılacak diğer bir konuda, örneğin Sayın Hocam'ın da bahsettiği gibi, Şükrü Hocam'ın, bu hastaların hepsi nörofizyolojik monitorizasyon altında. Bir vakada başımıza geldi, Şükrü Hocam çok çok iyi hatırlayacak. Biz Adele'yi sıyırırken hastanın tümör, bizim tarafımız yani cerrahi tarafında bütün nörofizyolojik monitör değerleri gitti. Magnum menajör müydü yine? Magnum'da hocam, Songül Hanım. Magnum menajör müydü? Çok iyi hatırlıyorum. Evet, orada uyandırdık hastayı. Daha kemiğe dokunmamıştık. Uyandırdık. Ondan sonra bekledik, hasta üst ve altı plejik. Yani hem plejik demiyoruz tabii kraniosakral junction olduğu için. Plejik uyandı, yarım saat içinde açıldı. Sonra strateji geliştirdik. Hocam çok iyi hatırlar. 3 gün sonra tekrar açtık ama C1'den ve C2'den saldırdık. Öncelikle C1 ve C2 ile kraniosakral ve C0'ı alarak kraniosakral dekompresyon yaptık. Bu durumlarda yani aktif klinik problem olabilecek durumlar ve muhtemelen bu sorunu da pozisyonlamada yaşadık. Dolayısıyla daha pozisyonlarken park bench'te çeneyi yatırıp yukarı çevirip boyuna eksesif bir pozisyon verirken bile nörofizyolojik monitör altında olmayı tercih etmek lazım. Çünkü bir hastada başımıza geldi. Daha sonra 3 gün sonra direkt C1'e turlayarak, direkt oraya dalarak sorunu çözmeye çalıştık. Benim katkılarım bu kadar olacak. Tekrar Sayın Şükrü Hocam'a, Nihat Hocam'a, Bekir Hocam'a, Talat Hocam'a, herkese teşekkür ediyorum. Kamil Hoca'ya da bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Şükrü Hocam'ın... Buyurun hocam. Ben teşekkür ederim. Başka soru veya katkısı olan var mı? Bilmiyorum. Sanırım Talat Hoca bir katkıda bulunacak. Tekrar söz istiyor. Efendim? Atacan Bey. İftek yolladım hocam. Açıldı. Tamam. Ya bir iki şey yapmak istiyorum. Bir tanesi, o üçüncü vakka bence çok güzel yapmışsınız. Hani neden favilateral yapmadınız demedim. Ben olsam ne yapardım dedim. Benim şeyim yok çünkü. Endoskopi deneyim fazla değil. Yoksa girişim ve sonuç bence harika. Çok başarılı. Bu vertebral arterde galiba ben yanlış anlaşıldım. Vertebral arterin etrafındaki duveyi kesince vertebral arteri mobilize etmiyorum. Duveyi bir parça daha açabiliyorum. Vertebral arteri mobilize etmek için ta iyice laterale gidip transfer çıkıntısından açmak lazım. Onu ben tabii, kimse yapmıyor yani, gerek de yok. Ama duveyi etrafından böyle halka gibi kesince duveyi böyle 1-2 milimetre daha fazla açıp kenardan biraz daha bakmak gerekiyor. Bir de Melih çok güzel söyledi, o keskin tarafı palpe etmek dedi. Ben de onu öyle yapmıyorum da bir disektörü alıp ilerletiyorum, pat diye o disektör o sulkusa düşüyor. Düşünce anlıyorum ki vertebral arter orada. Ama o keskin tarafı da çok güzel işaret etti. Hakikaten öyle. Çok teşekkür ederim. Bir daha söz aldım ama. Bildiğin bu endoskopik o, hakikaten challenging vakayı yaptı en son, kulak burun boğaz olan primus cerrahis mi? Bir de robotik cerrahi ile ilgili soru gelmiş. Bilmiyorum.
chatlerde gördüm, Murat sormuş sevgili de onu. Bizim Ümit arkadaşımız özellikle uğraşıyor. Şimdi transoral, ben şöyle söyleyeyim, benim çok az deneyimim var ama transoral cerrahide sütür atmak çok zordur, dönmez eliniz. Robotun bir üstünlüğü varsa robot kolu dönüyor. Yani sütür, dar bir delikte sütür atmak çok çok kolay. Zaten transoral ne diyeyim, cerrahiye girişi kulakçıların tonsil sağlarıyla oldu. Da Vinci robotun, Da Vinci robotunun uçları ilgili sıkıntılar var. Onları yani bu işe çok daha fazla emek veren arkadaşlar var ama onda da epeyce yol kat edilmesi gerek herhalde. Başka yani öyle şimdi çok konuşacağım ama Murat şimdi robotik cerrahi haptil sensation, taktil değil. Yani elimle ben dokunduğum şeyi hissetmiyorum. Dokunduğum yerin uzağındaki bir kolun hissini bana geçirmesi, ona haptil sensation diyorlar. O da ayrı bir eğitim işi. Bunların hepsi işte sizlerin artık daha çok herhalde vakit ayırabileceğiniz için eğitimini alabileceğiniz şeyler. Yani onu bilmiyorum. Bir ara anastomoz için bir robot çıkardığını duydular. Duyduk bize, bilmiyorum, Talat da Vasile'nin, o da öyle doğdu. Ya şöyle, ben yeni bir tane bir şey aldım çünkü Autoguide diye Medtronic'in bir işte bir tür robot, yani robot diye geçiyor. Ama ne de kullanılıyor dersen, navigasyonla biraz daha precise bir biyopsi yapmak için. Bir evet. De ben şimdi onunla lazer ablasyona başlayacağım. Lazer ablasyonda da otoguide'i kullanmak lazım. Çünkü çok hani onu uygun yere yerleştirmek için. O da yani tam bir robot aslına bakarsan. Çünkü senin yaptığın planı ona bir şekilde aktarıyorsun ve o sana böyle hareket ediyor X, Y, Z düzleminde ve track diye tam senin istediğin traseye kilitleniyor. Otoguide diye yani bir şey mi? Yani işte ama yoksa evet. CV yani, yapmıyor da. Evet. Evet ama öyle işte bunlar tabii endüstrinin maalesef bizi yönelttiği şeyler var böyle. Evet evet. İşte bir şeyler gelişiyor. Ben seviyorum biliyorsun oyuncakları. Teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Hem Talat Hocam'a hem Melih Hocam'a. Evet, çok güzeldi. Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doktor Faruk Tonga, Sayın Hocam mükemmel bir sunumdu. Cerrahi videolar ve sanal görüntüler müthiş, elinize sağlık demiş. Adnan Menderes Üniversitesi'nden Doktor Varol Aydın, güzel sunum için teşekkür ederim. Birlikte aynı ameliyathane havasını soğuduğumuz günleri hissettirdi bana demiş. Kuzey Makedonya'dan Jeta Murtisi, elinize sağlık hocam, selamlar ve saygılar iletirim demiş. Murat Ulutaş Hocam'ın sorusunu zaten cevapladınız hocam. Ben bir şeyi açmanızı isteyeceğim ve kondiler rezeksiyon yaptığınız bir vaka vardı, turladık stabilizasyonda sıkıntı olmuyor filan demiştiniz, yani bunun bir oranı var mı, yani ne kadar turlayınca stabilizasyonda sıkıntı olmuyor ya da total aldığınızda stabilizasyon değişiyor mu? 2/3'ünü turladıysanız instabildir. İnstabil. 2/3'ünü turladıysanız instabildir. Teşekkür ederim hocam. Yani bu da şöyle söyleyeyim, kısa dönem değil, long term, özellikle Atıl Goel'in yazılarında var. Kısa dönem yakalık verilenlerde deformite torticollis gelişiyor uzun dönemde. Ve onu daha sonra instabilite kriteri kabul ediyorlar. Kondilevren çıktığı zaman durursan, kondilevren kanamaya başladığı zaman instabil olmaz. O zaman 1/3'ünde kalmış olursun. Evet, evet. Teşekkür o da güzel şey. Evet, emisyar benlerin her zaman şeyi var. Evet, o çıktığı anda durmak lazım. Ama artık çok gerekmiyor herhalde, değil mi? Sen de çok yapmıyorsun anladım. Ben hiç kondili aramıyorum, doğrusunu söyleyeyim. Evet. Yani o eskiden tabii bir şey izlerdik Tarak, yani bir algoritma vardı önümüzde. Evet, evet. Böyle, tabii böyle yapılır diye. Şimdi lezyona yönelik düşününce, yani gençler de öyle. İşte Varol belki hatırlar, şimdi Varol lafa girdi. Onun zamanında önce o
alfabesine göre yapılırdı kraniotomi. Evet, haklısın. Sonra tümöre uğraşırdık. Hocam, Melih Hoca'nın herhalde bir katkısı olacak da tekrar bir mikrofon açalım. Atacan Bey. İstek yolladım hocam. Aslında Şükrü Hocam da Talat Hocam da cevapladılar. O 1/3 nedir? Hipoglossal kanal ve kondiler var. Evet. Zaten ona da ihtiyaç kaldı. Evet. Vallahi çok güzel oldu ya. Hakikaten Şükrücüğüm, elinize sağlık. Melih de çok güzel katkılarda bulundu. Evet. Zaten Melih'in olmasa bakılır geçiremez. Elinize sağlık hakikaten. Uzun zamandır dinlediğim en güzel konuşmaydı. Teşekkür ederiz. Biz sizin katkılarınızı, biz özlemişiz. Böyle konuşmaları, karşılıklı şeyleri. Evet. Kamil'in sayesinde bu fırsat doğdu. Tekrar teşekkür ederim. Hocam, bir şey daha ekleyebilir miyim Şükrü Hocam müsaadenizle? Tabii mi? Laboratuvarda diseksiyon. Farlateral'in şeyi budur. Anatomi laboratuvarında diseksiyon. Ve anatomi laboratuvarında diseksiyonla gerçek hayatın tek farkı, Şükrü Hoca en başta söyledi, suboksipital üçgeni bulma diye bir şey canlıda yoktur. Anlıyorum. Evet. Ama yani anatomi laboratuvarı. Yani burada... Ya tabii çalışacaksınız da o kasları amblok liseye gidip yatırmak, sen de biliyorsun hani bu en baştan beri benim en çok yaptığım iş oydu. Yani direkt kestirmeden demeyeyim de yani biraz şey ne diyeyim, dokulara saygısız edercesine değil. Ama daha güvenli bir şekilde kalmak, tek tek o üçgen aramak daha çok doku hasarı yapıyor. Kesinlikle. En fazla ikiye ayırırsın. İşte bir tane kloide mastoid laterali, trapezius tarafı medialis, venüslerle. Bir şey daha söyleyeceğim çok özür dileyerek. Foramen magnum tümörü çıkarıyorsunuz, 3 ay sonra kişi mutsuz. En büyük sebep suboksipital adeli atrofisi. Bunun için de tavsiye biraz daha herhalde hocam değil mi? Ona da döndük. Suboksipital kraniotomi. Ama o da mikroskop altında. Dikkat ederseniz editlerde kranio papuç 3 mikroskop altında geliyor. Ve nukal line'de 1 santimlik bir kaf bırakıp adeliye aynen. Çünkü her şeyi unutuyor. Nukal atrofi ömür boyu baş ağrısı çekiyor insanlar. Siz foramen magnum tümörü çıkardığınız kişinin mutsuz olması da herhalde bir asap bozucu bir şey zannediyorum. Dolayısıyla açılış, Şükrü Hocam da dediği gibi insizyondan başlayan nukal line'de 1 santimlik bir kaf bırakıp mümkünse eğer vaka izin veriyorsa ki en azından bir 4-5 santimetre karelik bir müsaade olacaktır. Suboksipital mikroskop altında kraniotomi. Şimdi o nukal line adeli hangi adeli yapıyor ki ben yani şaşırmayalım diye bir kırmızı, sen görmüşsün kırmızı veya yeşil vikli bir ucuna birine bir vikli, yani hangi adeli hangi nukal line hangi adeli yaklaşacak karıştırırsın sonuna doğru şişer adeliler. Sterna kralide mastoide enseye getirmek kalkmayacaksın. İşte onları tabii tecrübeyle öğreniyor ama o dediğin tabii çubuk üstüne baş ağrısından çok insanların bilmiyorum alt grup hiç yutamadığınız oldu mu sizin? Yani bir insan yutamaması ömür boyu o kadar zor bir şey ki. Yani en çok korktuğum belki morbidite şimdi hani ne oftalmopiloji ne fasiyat alt grup yani yutamayan bir hastanın ömür boyu ya da ilk başlarda çektiği şeyi ben yeni anlar oldum. Herhalde bunlar bizim biraz daha benim yaşıma gelince tabii ki hepsine çok dikkat edeceksiniz. Ne oftalmoplejik olsun ne fasiyal olsun ama hangi siniri hiçbir şekilde tedavi etmemeniz gerekirse bir insanı ömür boyu yutmaktan alıkoymak kadar kötü bir şey yok. Yani siz kendi başınıza gelince bir dişçide bir anestezi aldığınız zaman halinizi düşünün. O çok kötü bir şey. Birkaç hastamız var. Onları daha sonra pekler falan açılıyor. Yani bu da bilmiyorum. Aklınızın bir ucunda olsun. Kaide cerrahisiyle uğraşırken hepimizin bazen hani mikroskop alt grup diye gösteriyoruz da
İşte o alt grup bazen çok önemli olabiliyor. Evet. Hocam çok teşekkürler tekrar. Soru ve katkı göremiyorum şu anda. Ben sözü Kamil Hocam'a bırakacağım. Eğer sizin bahsetmek istediğiniz başka bir konu yoksa. Kamil Hocam. Evet, Şükrü Hoca'ya ben de çok teşekkür ediyorum. Talat abinin dediği gibi yani şimdiye kadar böyle güzel sunum dinlemedim Talat abi. Oldukça güzel bir sunumdu. Biz İzmir Online Nöroşirurji olarak yaz döneminde bir seyirci azlığı olmuştu nispeten şeye göre, kış dönemine göre. Bu tabii online toplantıların çok artması, insanlarda bıkkınlık oluşması bunlara karşı. Toplantılar güzel olsa dahi katılım azalmıştı. Ama Ekim'e iyi başladık Şükrü Hoca'yla. 85 kişi katıldı. Ki 40'lar 50'ler civarındaydı bizim yaz ortalamamız. İnşallah bundan sonra böyle devam edecek. Oldukça güzel bir sunumdu tekrar. Bir şey sormak istiyorum. Biraz cahilce olacak belki de bu augmented reality. Şimdi ameliyattasınız. Şeyi görüyorsunuz. Ama kafayı çevirip görüyorsunuz değil mi? Yani ameliyat mikroskopunda ya da İnşallah bir misafir edersek Kamil'cim beraber bakacağız onları. Tamam. Yani şey mümkün mü? Yani mikroskopa yaparken daha getiremiyoruz hocam. Mikroskopun ne okülerine geliyor ne ekrana geliyor daha. Yapan var mı dünyada? Yani böyle bir şey oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Bu Brain Lab'ın Cosmic Oda gibi bir yeri var. Orada var. Yani pro tipleri var. Ama onlar da canlı da değil, makette ameliyat gibi simülasyonları geliyorlar. Yani ileride tabii şey şu, yani bu Amerikan Navy'sinin desteğiyle birçok şey geliştiği için hani uzaydaki astronotu buradan ameliyat etmek, cephede Körfez Savaşı'ndaki askeri ameliyat etmek bunlarla başlıyor zaten bu işler. Hani augmented reality dediğin o intikal süresi olmasa cephedeki askerin yarasını kesi yerini gözünün önünde elinin altına getirip senin orada yaptığın hareketi de işte bu robot kolu orada yapacak. Yani cephede yapacak. Bütün şeyler bu ve bu uzay programında ciddi bir chapter. Yani uzayda cerrahi, minor cerrahiler nasıl yapılır diye. Ama daha dediğim gibi bu hani intikal süreleri ciddi var. Yani bu ben Arapça kullanıyorum. İntikal süresi tam bazı şeylerin Türkçesini bulamadığım için. Yani bu augmented reality ile uğraşınca anlıyorsun ki senin her şey real time değil. Artık mikroskoplar bile real time değil. Yani şu anda Talat Hoca da bilir bizim mikroskoplar bile dijital. Yani çok çok bakarsanız hepsinin bir görüntü oluşturma süresi var. Bunu gençler benden daha iyi anlıyor. Ama augmented reality bu daha çok aşılması gereken zaman gerektiriyor. Yani senin gözünle belki kucağında aynı hastanın diyelim ki apandektomisini yapar gibi yaparken bir robot kolu da cephedeki askerin aynı şeyi yapacak. Ama birebir reality işte arada fark ediyor. Birinin kanamaya başladığında sen kaç dakika sonra o kanamayı göreceksin? En basit soru bu. Ve bunun için Flossil gibi şeyler geliştirildi aslında. Yani cephede doktor olmadan ilk tanıtımları öyleydi. Yani Amerikan Navy yani çok şimdi fazla çenem açılacak da domuz kalbini kesiyor oraya sıkıyor işte bu kan durdurucu maddeyi duruyor. Yani buna doktor olmaya gerek yok. Ama ben şimdi hani ciddi bizim arkadaşlar benim sıkıntımı biliyor. Normal hemostazı unutmaya başlayacağız yakında bipolarla. Ama sonra gördüm ki yani o kadar da etkili değil son kullandıklarımız. Yani beyinde boz karışınca bir kere defibrine oluyor. Hem fibrin glue defibrine oluyor hem bu hemostatlar defibrine oluyor. Yani beyinde her zaman diğer sistemlerdeki başarı öyküsü de yok aslında bunlarda. Ama bu tip augmented reality, robotik cerrahi
Ve şimdi artık hani artificial intelligence'a gidiyor her şey. Yapay zeka yani sonuçta bir gün gelecek. Ama bizden sonra benim öngörüm bizden çok zor olur. Yapay zeka için şu an data topluyor bütün dünya. Yani belki senin ameliyatını da alıyor, benimkini de alıyor. Bilmiyoruz yani o mikroskoplardan mı gidiyor. Navigasyondan kesin gidiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Şükrü Hocam. Bu ay tek Türk konuşmacımız nöroşirurji konusunda Şükrü Hoca'ydı. Bundan sonra varolun sosyal konuşması haricinde hep yabancılar var. Ve tüm yabancılar konuştuğu konuda dünyanın bir numarasıdır. Yaptıkları yayınlar açısından. Mummenani Perşembe günü konuşacak. O da spondilolistezis konusunda dünyanın bir numarada otorudur. Hepinizi her toplantıya bekliyorum. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şükrü Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel mükemmel sunum için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.